Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, bu yayın aslında çok planladığım bir yayın değildi ama sürpriz de bir yayın değil. Çünkü ben şahsen ekranda gördüğünüz Mu abimiz var ya arkadaşlar, bak ne diyor? Fenerbahçe diyor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti diyor arkadaş. Bu Mu abimizin takımının eleneceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyordum. Şöyle söyleyelim, şimdi Mu abiyi boş verelim. Arkadaşlar, Lille takımı Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin playoff'una kalmadan ikinci ön elemede gönderdi. Abbas etti arkadaşlar. Abbas etti. Dolayısıyla benim öncelikle söyleyeceklerim, gerçek anlamda sağduyu sahibi, aklı başında, mantıklı, doğru, düzgün, muhabbet yapan kişilere, gerçek Fenerbahçelilere değil arkadaşlar söyleyeceklerimiz. Benim söyleyeceklerim kimlere biliyor musunuz? Benim söyleyeceklerim arkadaşlar, Galatasaray-Hatay maçında yok efendim Batshuayi'nin attığı gol offside'dı. Vay efendim işte Köy'ün başta bu şu ekranda gördüğünüz var ya, bu tip bile arkadaşlar ne diyordu? İşte Batshuayi yumruk attı, kırmızı görmedi. Okan Hoca sahaya girdi, 4 metre kırmızı kart görmedi. Ben 1 metre girdim, o oldu, bu oldu, estek oldu, köstek oldu. Şimdi çıkmış medyanın karşısına anlatıyor. Ben de diyorum ki Mo, he, Bay Mo, hiç üzülme, hiç üzülme. Şeye elendin diye üzülme, değil mi? Lille seni eledi diye üzülme. Sen şimdi nasıl olsa seni güzel bir doldurmuşlar. Galatasaray'ın Okan'ın üzerine salmışlar. Sen şimdi yine Okan Hoca'ya sal. İşte Galatasaray'a sallarsın. Böylece kurtarırsın abi. Geceyi kurtarırsın. Günü kurtarırsın. Eminim bir sürü estek köstek işte sana inanacak tipler söylediklerinden sonra sana inanacak tipler var. Ama ne olursa olsun Eloğlu gelir abi, böyle adamı katlar. Katlar gönderir. Bak ne diyorum? Gerçek anlamda Fenerlilere, harbi damardan saygılı, seviyeli Fenerbahçelilere hiçbir şey söylemiyorum. Ama başta bu Mu olmak üzere fanatikler, bir takım böyle yazar yorumcu geçinen malum dalyaraklar var ya, ahkam kesiyorlardı. Ne diyorlardı? Efendim Mu sahaya çıktı mı? İşte Mu şöyle galip, bir değil iki, bakalım ne demiş Mu? Herhalde bir şeyler söyler yani şey. Oyuncularıma tam olarak ne dediğimi size söyleyeyim. Onlarla gurur duyuyorum. Çünkü gurur duyuyormuş. Elenmiş gurur duyuyor. Şey yaptık taktiksel anlamda, duygusal anlamda. Maç içerisinde pek çok farklı şarta uyum sağladı oyuncular. İki topumuz direkten döndü. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Kaleci harika kurtarışlar yaptı. Pek çok pozisyona girdik. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti. Diğer takımsa maçı kazandı. Şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar basit. Ekonomik anlamda kaybettik çünkü Şampiyonlar Ligi bu anlamda önemli bir destek. Aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını da kaybettik. Bunlar hep öyle derler. Kazanmayı hak ettik ama bir takım kazandı. Asla finale ulaşamazdık. Belki bir iki büyük, dünyaca büyük takımı yenebilirdik ama bunu her tur gerçekleştiremezdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde de eğer diyorum ama eğer'in devamını söylemeyeyim. Eğer de kalmak istiyoruz. Biz arkadaşlar şimdi bakın ne diyor? Efendim diyor bu sene bu akşam diyor işte diyor kazanmayı hak eden bizdik ama diyor bir takım kazandı diyor. İşte zaten diyor Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydık diyor bir yere gidemezdik diyor. Belki bir iki tane diyor tesadüf galibiyet alırdık. Hiç merak etme Mu efendi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bak nerelere gidecek, ne olacak? Seyredersin Galatasaray'ı keyifle seyredersin. Galatasaray'a, Okan Hoca'ya tabii çakacaksın. Onu biliyoruz. Çünkü sana bir çuval mangırı bunun için veriyor. Salla diye veriyorlar. Vay efendim işte Batshuayi'nin attığı gol offside. Bu ne diyordu? Galatasaray maçını seyrettim diyor. Bu gerçekleri gördüm diyor. Bana anlatılanları diyor anladım. Harika şeyler anlattılar sana diyor. Hadi anlat, neler anlattılar sana. Anlatabilirsen Ali Cabbar'a şimdi. Ne oldu abi? Hani Şampiyonlar Ligi'ne kalacaktınız. Büyük takım 16 yıldan beri abi buralara hasretsiniz. Bu bir. İkincisi, seni niye getirdiler? Evrenin en büyük teknik direktörünü getirdik diyorlar. Ha? Niye getirdiler abi evrenin en büyük teknik direktörünü? Sadece Okan Hoca'ya laf yetiştir, Galatasaray'a laf çak diye mi getirdiler?
Evrenin en büyük hocasıysan en iyi oyuncuları almadın mı abi? Piyasada oyuncu bırakmadın. Onu aldın, bunu aldın, şunu aldın, bunu aldın. Düşünebiliyor musunuz abi? Almadık oyuncu bırakmamışlar. Elinde her türlü imkan var. Bir eli yağda, bir eli balda. Ama yaptığı tek iş bütün enerjisini, bütün mesaisini neye harcıyor? Efendim Batshuayi'nin golü ofsaytmış. Köy'ün el hareketi kırmızı kartmış. Okan sahaya 4 metre girmiş, kart görmemiş. Bu 1 metre girmiş, kart görmüş. Gerçekleri anlamış. Anladın işte, böyle Eloğlu gelir, gerçekleri gösterir adama. Hani gerçekleri ne diyorlardı? Tarihi yazar, tarihi de Galatasaray yazar. Sen de buna alışacaksın. Türkiye'de zaten senin başkanın, yönetimin, onun bunun, herkes buna alışık kardeşim. Herkes neymiş? Yerini bilecek, haddini bilecek. Öyle boş konuşmalarla bu işler olmuyor. Galatasaray'a sallamakla, Galatasaray'a çakmakla bu işler olmuyor. Bak orada ne yazıyor arkadaşlar? Ne yazmışlar? Ne yazıyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bunların yalayıcıları, yıkayıcıları, ben yazmıyorum. Onlar yazmışlar. Fenerbahçe veda etmiş. Eder abi, eder. Eder. Sen çünkü takımını hazırlayacaksın. Ne diyorlar öyle, efendim Mourinho kenarda, kenardaysa 1-0 diyor, 2-0 önde başlıyor. Niye başlamadın Lille maçına 2-0 önde? Niye başlamadın? Efendim diyor, harika oynadık, teşekkür ederim diyor, teşekkür ettim, gurur duyuyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu Mo gibi, güya evrenin en büyük teknik direktörü diyorlar ya buna. Evrenin en büyük teknik direktörü elenmiş bir takıma, ha? Üstelik de sanki bilmeyen de Manchester City'ye, Real Madrid'e elendi anasını satayım. Elendiği takım Lille takımı. Lille takımı muhtemelen Galatasaray'ın rakibi olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Görürsün Lille'i nasıl yeniyorlarmış. Gelirsin Ali Samiyen'e görürsün. Ali Samiyen'e gelemezsin de ancak işte televizyonlarda falan görürsün. Sen ancak abi içiyle iki fırt daha çek, iki fırt daha çek. Ancak bunun üzerine bir soğuk su içilir emmi. Neyse, su da soğuk muydu sıcak mıydı bilmiyoruz ya, gösteremedim size. Her neyse arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki ya elendi ülke puanı, niye böyle şey yapıyorsun? Abi zaten normal sürede bildiğim kadarıyla ülke puanını 1-0 bitirdikleri için normal süreyi ülke puanı olarak aldılar bir puanı zaten. Orada bir sorun yok, onu geçelim. Ama Şampiyonlar Ligi kim, siz kimsiniz? Ya bir defa daha baştan gelip şunu demen lazım. Arkadaşım benim hedefim büyüktür. Ben öncelikle büyük bir kulübe geldim diyorsan o büyük kulübün hedefi de büyük olur. Şampiyonlar Ligi olur. Biz zaten Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydık bir halt yemezdik. Ancak bir tane iki tane belki maç alırdık falandı filandı falan. Ya bu işte bunların dünyası bu. Bunlara bunu anlatmışlar. Ne var? Aman olmazsa olmaz. Ne yapacağız? İçeride şampiyon olacağız. İçeride şampiyon olmak için en büyük rakip kim? Galatasaray. Galatasaray güçlü mü? Güçlü. Oturmuş bir kadrosu var. İyi bir hocası var. O var, bu var. Jesus ne diyor? Bunun hemşerisi, abisi bu durumundaki Jesus. Diyor ki korkak diyor, Mourinho diyor. Okan hocanın diyor karşısında diyor bir halt yapamaz diyor. Okan hoca bunu diyor hap gibi yer yutar demeye getiriyor yani. Şimdi bugüne kadar arkadaşlar işte bir şekilde bu arkadaş büyük takımlara öyle ya da böyle kapağı oradan atmış buradan atmış ama her seferinde kapının önüne konmuş. Yüklü tazminatlarla servet sahibi olmuş. En son işte Fener'e gelmiş. Hedef yok. Türk futbolu bunlar için bu kadar küçük abi. Bu kadar küçük. Türk futbolu sadece bunlar için yerellikte şampiyonluk kazanmak. Şimdi bilmiyorum şu anda konuşuyorsan çak Galatasaray'a, çak abi. Çak Okan Hoca'ya, eminim şunu diyebilir. Biz Galatasaray yüzünden elendik, Okan Hoca yüzünden elendik. Okan Hoca sahaya girmeseydi 4 metre elenmezdik diyebilir. O köyünün işte suratına yumruk attı diyor ya, köyün suratına yumruk attı. Onun etkisinde kalmış olabilir arkadaşımız. Ya sen takımını hazırlayacaksın, takımını. Şampiyonlar Ligi için basın toplantısı düzenliyorsun. Galatasaray'ı konuşuyorsun. Okan Hoca'yı konuşuyorsun. Sana biri bunları konuş demiş. Sen de bunları konuşuyorsun. Olacak iş mi ya? Abi yeter derler adama, yeter derler. Ama seninkiler yeter demediği için yeteri kim dedi? Lil dedi. Buraya kadar dedi. Mu buraya kadar. Senin öteye gidiş halin yok dedi. Şimdi diyor ki Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Orada ne yapacağız? Eğer diyor. Ama diyor eğer derim ötesini demem diyor.
Hani ne diyor? Eğer diyor grup şampiyonlar işte oraya gelecek rakipler tıraş mıraş olursa olursa diyor belki diyor bir şey yaparım demeye getiriyor. Orada da iddialı değil. Ama nerede iddialı? Türkiye Ligi'nde. Peki Türkiye Ligi'nde iddialı olabilmek için ne yapacak? Galatasaray'a çakacak. Okan Hoca'ya çakacak. Çünkü öyle doldurmuşlar. Öyle kurmuşlar. Bana diyor harika şeyler anlattılar diyor. Ne harika şeyler anlattılar ya. Anlatılanları biz de bilelim. Galatasaray Hatay maçını seyrettim. Gerçekleri gördüm diyor. Ne gerçeği gördün emmi ya? Bırak Allah aşkına bak. Bak gerçekler orada yazıyor. Ne arkadaşlar? Bakın ne yazıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti diyor. Şimdi gerçek gerçek bu. Galatasaray'a çakmak, Galatasaray'a sallamak, Okan Hoca'ya sallamak. He? Gerçek değil. Ha? Okan Hoca 6. haftada hiç acele etme. Bekle. Adamın defterini düre. Ama bunların niyeti başka. Bunların amacı başka. Ne diyordu federasyon başkanı? Sportif başarıyı sahada arayanların hizmetkarı olurum diyor. Bunlar sportif başarıyı sahada aramıyorlar ki. Bunlar saha dışında arıyorlar. Ya en son işte oynanan daha doğrusu ilk maçta Kalesi'nde 15 yaşında çocuğun olduğu Adana Demirspor'u yendikleri maçı hatırlayın arkadaşlar. Nasıl yendiler? Nasıl kazandılar? Kırmızı kartlar çıkmadı. Hakemi bir dövmedikleri kaldı. Hakem baskı altında. Yardımcı hakemi, dördüncü hakemi her türlü tacizle etki altına aldılar. Ne diyor İspanya ve Fransa, İngiltere medyası? Türk hakemlerine diyor, 2 derece bol geldi diyor. Baskı altına aldı diyor. Maçları yönetti diyor. Bundan sonra da o yönetecek maçları diyor. Niye? Öyle diyorlar. Vay efendim. Bakalım ne demiş. Çok fazla anlamayan gazeteciler ki şu an için söylemiyorum bunu. Çok fazla dataya, numaralara ve istatistiğe odaklanırlar. Ama istatistikler bazen maçı yansıtmaz, bazen de çok büyük bir şekilde maçı yansıtır. Bugün baktığınız zaman 2 topumuz direkten döndü. 3 tane inanılmaz kurtarışı vardı. Demin başta söylediğimiz şey 2 top direkten dönmüş. Bir takım maçı kazanabilmek için yeteri kadar pozisyon üretti. Brighton şutu vardı, Tosun'un kafası vardı, Mert'in şutu. Neyse ya şimdi şu var. Vardı. Geçen sene de Galatasaray'ın 27 şutu direkten döndü. 27 şutu. Ne olacak şimdi? Direkten dönüyor. Var böyle bir gerçek var. Top direkten dönüyor. Dönecek tabi. Kaleci kurtarmış. Kaleci kurtaracak tabi. Senin kalecin kurtarmadı mı o ilk maçta da? 5'lik olacaktı. Kurtardı. Abi oyuncu aldırdın. Harika diyor. Bayıldım diyor. Şunu yaptı bunu yaptı. Abi elenmiş bir takımı. He? Harika oynadı. Kutladım. Süperdik. Şöyleydik böyleydik der mi bir adam ya? Elenmişsin. Kime elendin abi? Adamlar kendi kalesine golü atıyorlar. Senin Lille golün yok. Sen Lugano takımından 4 gol yedin. Bak Lugano takımından tam gol yedin. Neyse boş ver göstermeye gerek yok. Lugano takımından 4 gol yiyorsun abi. Lille takımıyla oynadığın maçta sadece 1 gol atabiliyorsun. En son maçta kendi sahanda oynadığın hani 50 bin seyirci meyirci muhabbeti yaptın ya. Boğarız dedin ya. O seyirciyle de hiçbir şey yapamadın. Gol bile atamadın. Gol atamadan yani 2 farklı maçı kazanması lazımdı turu geçebilmesi için. Golü atan kim? Lille kendi kalesine attı. Peki Lille ne oldu? En kritik dakikalarda 10 kişi kaldı. Sen ne yaptın abi? 1-0 öndesin. Rakip 10 kişi. Ne yaptın abi? Büyük hocasın. Hani 1-0 önde başlıyordun. Adamlar sana kendi kalesine atarak 1-0 zaten verdiler. 2 de senin avantajın var. 3-0 öndesin. Niye elendin kardeşim? Elenmeseydin. Ya abi şimdi uyutacak. Bak süslü süslü cümleler ediyor. Eminim kulağıma geliyor şu anda. İşte şöyle oldu da böyle oldu da istatistikti de estekti de köstekti. Herhalde biraz sonra işte bir Okan Hoca'ya çakar, bir Galatasaray'a çakar. Bilmem ne yapar. Böyle vaziyeti idare eder. Bunun adına da büyük hoca diyor. Bir de bunun yalayıcıları, yıkayıcıları var. Yorumcu geçinen tipler var. Yani abi şimdi her türlü abidik gubidik numarayı bunlardan bekleyeceksiniz. Adamların amacı saha içi değil saha dışı. Saha dışında yani masa başında güçlü olmak istiyorlar. Galatasaray'ı saha dışında işte sportif başarıyı bir saha dışında yakalayalım diyorlar. Ancak öyle durdurabilirler. Ama ne bu ne bir başkası bu kafayla giderlerse
ne Okan Hoca'yı durdurabilirler, ne Galatasaray'ı durdurabilirler. Galatasaray bundan sonra çok daha harika futbol oynayacak, eksiklerini gidermiş olacak, gerekli dersleri, tecrübeleri zaten edinmiş olacak ve yoluna devam edecek arkadaşlar. Ve Galatasaray Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her sene olduğu gibi yine Türkiye'nin temsilcisi olacak. Geçen sene Galatasaray Bayern Münih ve Manchester United maçlarında oynadığı futbolla zaten gönülleri fethetmiş, Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir takım olduğunu herkese göstermişti. İnşallah bu sene de aynı şeyler olacak. Şimdi sen İkinci sınıf bir Fransa takımına, Lille öyle eski falan Lille değil abi. Lille'in gücü belli, eti belli, butu belli. O takım karşısında oynanan futbol pısırık, berbat, korkak. Efendim neyse biz şöyle oynadık, böyle oynadık. Ya sana rakip zaten o alanı bıraktı, gel oyna dedi. Kendi kalesine golü attıktan sonra gelip 10 kişiyle sana zımbaladı zaten. Ama taraftarlara hikaye okumak, gazel okumak, mağdur oynamak, mağdur edebiyatı yapmak, Galatasaray'a çakmak, ona buna çakmak. Ha ne diyordu Galatasaraylılar? Arkadaşım Galatasaray'la uğraşanın çocuğu olmaz. Galatasaray'la uğraşanın kıçına teneke bağlanır demeye getiriyorlar. Abi Galatasaray'la bütün enerjini sen Galatasaray'la niye harcıyorsun? Sen Fenerbahçe'yi Lille maçını hazırlasana. Şampiyonlar Ligi'ne, playoff'una kalabilecek avantajı yakalasana. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Ondan sonra da böyle boş boş konuşacaklar. Bundan sonra da konuşmaya devam edecekler. Ben de diyorum ki hadi üzülme be Mu. Üzülme Lille elendim diye. Şimdi yeni yeni bir takım bilgiler sana yazılır, verilir. Diyorsun ya bana harika bilgiler verildi diye. Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Ha, ne diyecek? Bu karar neden verildi bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor bu durum. Hepimiz için yeni bir durum. Tabii ki maç sayısını Aralık ayına kadar artıran, üst üste maçlar oynamanıza sebep olan bir durum bu. Artık 6 ve 8 maç oynuyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Ağlıyor arkadaşlar. Yok işte UEFA sistemi değiştirmiş de daha çok maç oynanacakmış da bilmem ne. Bunun istediği abi. Bu Avrupa'ya Mavrupa'ya hiç gitmeyecekler. Utanmasalar Avrupa Ligi'ne de gitmiyoruz diyecekler. Türkiye Ligi, Türkiye Ligi'nde arkadaşlar sağ dışı, masa başı, al külah ver takke, Galatasaray'a çak, Okan Hoca'ya çak. Ondan sonra ne var? Biz malı götürdük, şampiyon olduk. Bütün dertleri, amaçları bu. Ne için oldukları belli. Zaten diyor ya harika bilgiler verdi. Şimdi buna yeni yeni harika bilgiler yine verilecek. O harika bilgiler eşiğinde artık Galatasaray'ın Konya maçı öncesi herhalde bir takım şeyler söyler. Konya maçından sonra söyler. Yani bunlar işleri güçleri bu. Al külah ver takke. Ya koskoca Mu'ya yakışır mı? Galatasaray daha ilk haftada Galatasaray'a ki haksız yere çakıyor bir de. Gol ofsaytmış, yumruk varmış. Efendim 4 metre girmiş, bu 1 metre girmiş. Ya hakemlere yaptığın eziyet, taciz bunların hepsini üst üste koyduğun zaman gördün o sarı kartı zaten sen. Sana adam sarı kart gösterdi, geldi elini sıktı, bu da sırtına vuruyor. Olur koçum diyor, üzülme diyor falan filan. Ya abi ya, olacak iş değil ya. Harbiden olacak iş değil. Neyse arkadaşlar şimdi bu bir sürü şeyler söylüyor böyle estekli köstekli. Hiçbiri benim için önemli değil. Ne söylerse söylesin. Bundan sonra Mu ağzıyla kuş kapsa benim için abi çarpıyı yemiştir. Çünkü o ne zaman dedi ya yok yumruk attı suratına, yok işte offside gol, yok işte bana gerçekleri anlattılar falan filan. Geçeceksiniz abi. Bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Neyse arkadaşlar şu anda yine basın toplantısı devam ediyor. Ben gecenin bu vaktinde sürpriz bir şekilde karşınıza geldim. Böyle hani Galatasaray'la uğraşırsan biz de bunları anlatmak zorunda kalırız. Galatasaray'la uğraşacağına keşke kendi takımınla uğraşıp enerjini orada hazırlasaydın da şu sıradan Lille takımını elemiş olsaydın. Ama hedef o değil. Hedef Galatasaray'la uğraşmak, Okan'la uğraşmak. Ama Okan Hoca'yla uğraşanların, Galatasaray'la uğraşanların çocuğu olmuyor. Hadi sen o aşamayı geçtin diyelim. Ama bundan sonra dikkat et. Galatasaray'la uğraşırsan, biraz daha böyle sallamaya, çakmaya devam edersen
daha fazla şeylerle karşılaşırsın. Benden söylemesi, Herifçioğlu geldi. Bak 2-1 kazandığı maçın rövanşında üstelik golü kendi kalesine attı. 1-0 mağlup duruma düştü. 10 kişi kaldı. Ama buna rağmen beraberliği yakaladı. Turu alıp gitti. Hadi bakalım. Şimdi sen yat aşağı. Bak bak bak, su içiyor arkadaşlar. Bakın yine çekti. Suyunu çekti. Soğuk su. Bırakmadı. Bütün suları götürdü. Bu da bu da kendilerinden arkadaşlar. Suyu götürüyor. Herhalde sular soğuk galiba. Yanıyor. Abim yanıyor. Hararet basmış abim. Çak lan bir tane. Ya ne duruyorsun abi? Bir tane Okan Hoca'ya geçir. Bir Galatasaray'a geçir. İş biter ya. Abi akıllan akıllan. Akıllı ol Mourinho. He mu. Akıllı ol. Bak Herifçioğlu geldi. Şimdi Avrupa Ligi eğer diyor. Avrupa Ligi'nde ne olur? Eğer diyor. Yani orada da bakacak şimdi. Bir iki tane böyle dişli takım falan olursa orada da bir şey yapamam diyecek. Hatta diyor ki ya diyor UEFA sistemi değiştirdi diyor. Çok maç yapılıyor diyor. Ellerinde bir tane adam gibi adam vardı Ferdi. O da gitti. O da gitti abi. Yapacak çok fazla bir şey yok yani. Her neyse arkadaşlar hepinize işte sevgiler selamlar gönderiyorum. Neymiş? Demek ki Galatasaray'la uğraşırsanız böyle tokadı yersiniz. Üzülme Mo. Sen Galatasaray'la, Okan Hoca'yla uğraşmaya devam et. Hani lile elendik melendik diye şey yapma. Sana mutlaka bu akşam da harika bilgiler verirler mutlaka. Ha, bak ne diyor? Futbol takımımız diyor yoluna diyor UEFA'da diyor devam edecek diyor. Bak, bir altyazı var bunu koymuşlar. Ne diyorlar? Futbol takımımız yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ama hocaları Avrupa Ligi'nde devamı bile eğer diyor. Eğer diyor, eğer olursa. Bu eğerle meğerle olacak işler değil arkadaşlar. Herkes dediğim gibi haddini bilecek, yerini bilecek. Dolayısıyla arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar yeni sohbetlerde zaten birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayınız lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.